Herkese merhaba. Bugün Braun marka saç sakal tıraş makinesini tanıtacağım. Braun'un 3241 modeli bu. Kutu açılımına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada bir şey yok. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi olduğunu sanıyorum. Makinemiz taşıtlı. Hafif bir makine, çok ağır bir makine değil. Kenara koyalım. Yanında hediyesi olan jilet ve onun bir adet jiletleri. Diğer alanlar boş, sadece bir tane var. Bunları kenara koyuyorum. Başlığı. İlk başlığı, bu başlık 11-29, pardon, 11-20 aralığında bir başlık. Şöyle bırakalım orada. Ve diğer kartını şarj aleti. Adaptör. Şöyle bir girişi var. Şöyle bir adaptör. Fırçası. Bir tane fırçası var. Başka kutuda başka bir şey yok. Bu arada diğer başlığı da burada. Üstündeymiş. Çok basit çıkarımı var. Gördüğünüz gibi burada bu 1 ile 10 arasında bir başlık. Diğer başlık ise 11 ile 20 arasında bir başlık. İki tane başlığı var yanında. Makine bu. Çok ağır değil. Bir ele oturuyor. Yetişkin bir eline tam oturuyor. Burada en önemli kısımlardan birisi burası. Buradaki ayarla bıçak ayarı yapıp numaralarına göre tıraş yapabiliyorsunuz. Saç, sakal fark etmez. Bakın buradan değiştirip kolaylıkla aynı şekilde başlığı da takıp istediğiniz numarada, çok kolay bu arada takması. Böyle takıp çıkartıyorsunuz. Hani öyle gevşek bir durumda yok gibi. Braun 3241 modeli bu. Şarj girişi. Makine hafif görünüyor. Ortalama diğer makineleri de ben araştırdım. Daha önce Gold Master'ın bir makinesini kullandım. Onun fiyatı da şu an 200-250 civarı aralığında. Bu ise ondan biraz daha pahalı. 300 liraya varan fiyatları var. İnternette çeşitli sitelerde bulabilirsiniz. Tabii bu şu an söylediğim fiyatlar, muhtemelen her geçen gün artan bir Alman malı olduğu için de Euro ile endeksli fiyat değişimi çok yüksek oranda olabilir İlerleyen zamanlarda. Hafif bir ses var. Çok rahatsız eden bir ses değil. Şuradan. Şu an şarjı takmadık. Daha yeni açtığımız için şarj olup olmadığını çok bilmiyorum. 8 saatlik bir şarj takma süresi ve buna istinaden de 80 dakikalık bir kullanım süresi söylüyor. Tabii bu ne kadar verimli olur, zaman sonra batarya ve gücünde ne kadar azalma olur, bunu bilmiyoruz ama ortalama bir saatlik kullanım ömrü vaat ettiğini söylüyor Braun. 8 saat süreyle tam şarj olduğunu söylüyor. Böyle bir makine. İyi bir makineye benziyor. Bu arada daha önce kullandığım Gold Master ürünü
4 yıl kadar kullandım ve sonra pil ömrünü tüketti. Artık hiç şarj olmayacak durumlara geldi. Ben de yeni bir makine aldım. Nasıl takılıyordu? Evet, böyle oturtuyor. Buradan saç, sakal gibi ama genellikle bu büyük numaralı başlıklar saç için kullanılır. Bakın bu saç sakal olarak geçiyor. Alırken buna dikkat edin. Kimisi çünkü sadece sakala özel bir tıraş sunuyor. Ona göre bazı eksiklikleri olabilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saç şu şekilde. Bakalım. Çok üstlerden kısaltmadan yanları, sakalları bir bu yeni makineyle bir düzleştireceğiz, toparlayacağız. Yani ne kadar yapabilirsek. Bu arada ilk defa evde saçta tıraş yapacağım. Evet, merhaba arkadaşlar tekrardan. Evet, saçlarımı kestim. Gördüğünüz gibi iyi görünüyor. Yanlardan sadece aldım. Enseye aldım. Sakalı böyle düzelttim. Güzel çalışıyor. Onunla ilgili de genel bir izlenimlerimi şimdi paylaşacağım. Evet, makinenin kullandıktan sonraki birkaç deneyimi söyleyeyim. Yıkanılabilir olması açısından güzel, temizlenmesi ve ıslak kullanıma da engel olmuyor. Islak da kullanabiliyorsunuz. Kuru ve ıslak kullanım oluyor. Yıkanması açısından da temizlenebiliyor. Çıkartabiliyorsunuz böyle rahatlıkla. Tek bir bıçağı var, başka bıçağı yok. Sadece iki tane başlığı var. Buradan dereceleri var. Ayarlayıp tıraş edebiliyorsunuz. Eksi yanlarından birisi içinde makine yağı yok ya da herhangi bakım yapabileceğiniz başka bir şey yok fırça dışında. Bir başka bence eksisi 8 saat gibi uzun bir sürede şarj oluyor. Ve 1 saat ortalama tıraş yapabiliyorsunuz. Yani ben de rahatlıkla yetti. Yarım saat kadar bir sürede saç ve sakalımı kestim. Ama en önemli eksiklerden birisi bu olarak gözüküyor. Hani çok uzun süre, 8 saat çok ciddi bir süre. Onun için o piyasadaki diğer ürünlerde de gerçi benzer durumlar var. Ancak bunların üst modellerinde bu süre daha da kısalıyor. Daha kısa sürede daha uzun şarj daha uzun kullanım gibi durumları var. Makine genel olarak iyi duruyor ama en bence sorunlarından birisi, yani daha doğrusu bu biraz da euro ile endeksli bir şey. Çünkü Alman malı pahalı bir ürün bence, fiyatının şeyine göre, özelliklerine göre. Ama piyasanın üstünde ama ortalamanın üzerinde bir kalitede. Yani kaliteye bakıyorsanız, iyi bir şey arıyorsanız alınabilir. Ama geçici bir süreyle kullanacağım diyorsanız daha başka ürünlere yönelebilirsiniz. Ama bu ürün bence uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün gibi duruyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala da abone olursanız, beğenirseniz sevinirim. Yeni ürünler tanıtmaya aldıkça devam edeceğim. Başka videolarım da var. İzlemeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi günler, hoşça kalın.